Kazandığı zaferlerin ruh ve heyecanını gelecek nesillere aktaramayan milletler yok olmaya mahkumdur. Tarih yazmak, yapmak kadar önemlidir. Ancak yazılan tarihler okunmak kaydıyla. Zira yazılan tarihler okunmazsa tarihin verdiği bilgelikten yoksun kalan milletin geleceği de karanlık demektir. Çanakkale zaferi 200 yıldan daha fazla bir zamandan beri yenilgilerden, başarısızlıklardan bunalmış, iç mücadeleler ve kardeş kavgalarıyla yıpranmış bir milletin, Türk milletinin omuz omuza vererek tek bir amaç için birleşmesi ve bu amaca inançla sarılarak son bir gayretle kazandığı bir ölüm kalım savaşıdır. Çanakkale'de millete birlik ve beraberlik aşılayan bir ruh ortaya çıkmıştır. Bu ruh Çanakkale ruhudur. Çanakkale ruhu vatanı, bayrağı, milletin namusu söz konusu olduğunda dünyevi her türlü arzularını bir yana bırakıp milleti için belki de hiç göremeyeceği torunlarının geleceği için inandığı mukaddes değerler için ölüme, şehitliğe, sanki eğlenceye koşar gibi giden yiğit Türk gençlerinin kutlu sırrıdır. Sizi bu ruhun oluştuğu zamana giden bir yolculuğa çağırıyoruz. Şimdi yaslanın arkanıza. Hadi siz de bir an dedeleriniz, atalarınız gibi her şeyi arkanızda bırakın. Sadece kulağınızı değil, kalbinizi de açın. Buyurun. Sayın okul müdürüm, değerli öğretmenler, sevgili arkadaşlar ve çok kıymetli misafirler. Çanakkale Zaferi'nin 103. ve İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yıl dönümünü anmak amacıyla düzenlediğimiz programa hoş geldiniz. İlk olarak sizlere programın akışını arz ediyorum. Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması, Kur'an-ı Kerim tilaveti, günün anlam ve önemini belirten konuşmasının yapılması, Zulmü Alkışlayamam adlı şiirin okunması, Utansın adlı şiirin okunması, Zayt Gösterisi, Bayrak adlı şiirin okunması, 30 Kuş adlı şiirin okunması, iki parçadan oluşan tiyatro gösterisi, programda görevli alanlar arkadaşların takdimi, okul müdürü tarafından teşekkür konuşmasının yapılması, kapanış. Her milletin bir milli marşı var. Fakat bizimkisi ayrı. Bizimkisi İstiklal Marşı'dır. Başka yazılamaz gayrı. Sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere
Gelmiş geçmiş tüm aziz şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı okumaya davet ediyorum. Ölenlere ölüler demeyiniz. Bilakis onlar diridir. Lakin siz bunu anlayamazsınız. Okulumuz öğrencilerinden Sefa Hars isimli öğrencimizin Kur'an-ı Kerim tilaveti için sahneye davet ediyorum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يكونوا
3 dakika sonra öleceksiniz. Ben size taarruz etmeyi değil, ölmeyi emrediyorum. Bizler ölünceye kadar geçecek süre içinde yerimizi başka kuvvetler ve kumandanlar alabilir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Okulumuz tarih öğretmenlerinden Resul Gökhan Korucu günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Sayın Müdür Yardımcım, değerli öğretmen arkadaşlar, sevgili öğrenciler ve çok kıymetli misafirler. Sözlerime başlamadan önce sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor ve hepinize hoş geldiniz diyorum. Yıl 1914.
Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na girmiş ve birçok cephede büyük mücadele vermişti. Başta Çanakkale olmak üzere Kut-ül-Emare ve Medine gibi birçok bölgede Gazi Mustafa Kemal Paşa, Halil Paşa ve Fahrettin Paşa gibi komutanların emrindeki Şamlı Türk askeri büyük kahramanlıklar göstermiş ve adeta tarihi sil baştan yazmıştı. Ancak bu büyük zaferlere rağmen dahil olduğumuz ittifak grubu savaşı kaybedince Osmanlı da mağlup sayılmış ve akabinde imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması ile de ana vatanın her köşesinde işgaller başlamıştı. Bağımsızlığı kendine şiar edinen tarihi şanla, şerefle dolu yüce Türk milleti bu durum karşısında asla yeğilse kapılmamış ve işgallere karşı Sultan Vahdettin Han mimarlığında ve Gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğinde kurtuluş mücadelesi vererek esareti de asla kabul etmemişti. Kısacası şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu'nun da dediği gibi ben Türk'üm, Türk esir olmaz. Ben Türk'üm, Türk devletsiz olmaz. Ben Türk'üm, Türk bayraksız olmaz. Ben Türk'üm, Türk ezansız olmaz. Ben Türk'üm, Türk hürriyetsiz olmaz demişti. Yıl 1921. Kahraman Türk ordusu 1. İnönü Savaşı'nı kazanmıştı. Bu zaferin ardından milli duyguları daha da arttıracak, Türk milletine ve askerine moral verecek bir marşa ihtiyaç duyuldu. Bundan hareketle Milli Eğitim Bakanlığı bir yarışma tertip etti. Önce ödül karşılığı marş yazmayacağını belirten Mehmet Akif, daha sonra ödülün bir yardım kuruluşuna verilmesi şartıyla teklifi kabul etti. Yarışmaya katılan 724 şiir arasında Mehmet Akif'in Kahraman Türk ordusuna ithafen yazdığı İstiklal Marşı 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marşımız olarak kabul edildi. Daha sonra dönemi Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Supi tarafından mecliste 3 defa okunarak milletvekilleri tarafından ayakta alkışlandı. Peki yıllardır ayakta saygıyla okuduğumuz İstiklal Marşımızı yazan Mehmet Akif kimdi? Hasta adam Osmanlı'nın gürbüz, nadide çocuklarından biri. Halkın tescillediği milli bir şair, ideal bir öğretmen, branşına hakim bir veteriner, cesur bir gazeteci, Kurtuluş Savaşı'nda ise iyi bir asker, Türk gencine ufuk çizen fikir ve aksiyon adamı bir politikacı, bir gönül insanı o. Hayatı vatan hasretiyle tükenirken vefa beklediği gözlerden cefa çeken bir garipti o. Hayata veda edeceği anda hocam kalk bir marş daha yaz ki kıymetini anlasınlar diyen talebesine Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın diyen büyük bir vatanseverdi o. Evet, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın diyor. Bedir'de, Malazgirt'te, Mohaç'ta, Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Güneydoğu'da, Elbap'ta, Afrin'de, kısacası Türk'ün ayak bastığı nice masum İslam coğrafyasında canlarını vatan uğruna, bayrak uğruna, ezan uğruna feda eden bütün şehitlerimizi saygıyla yad ediyor ve sözlerimi Mehmet Akif'in Çanakkale Şehitlerine adlı şiirinden bir kesitle bitiriyorum. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yara ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecdat inerek öpse o pak anlı değer. Ne kadar büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim gel sen
aynı tarihe desem sığmazsın. Tercümer ettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiyap. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana avuçunu açmış duruyor peygamber. Candan. Bayrağına kan verdik yıldızına can. Toprağa düşmüş binlerce fidan. Marşımız gayreti anlatır bize. Okulumuz öğrencilerinden Feyza Yurdum Kulu'nu Mehmet Akif'in Zulmü Alkışlayamam adlı şiirini okumak üzere sahneye davet ediyorum. Evinin,
kininin, öcünün davacısı bir gençlik. Kim var diye seslenilince sağına ve soluna bakmadan fert fert ben varım cevabını verici. Her ferdi benim olmadığım yerde kimse yoktur duygusuna sahip bir dava ahlakını pırıldatıcı bir gençlik. Üstad Necip Fazıl Kısakürek. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Kanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. İncitme, yazıktır atanı. Verme, dünyaları alsam da bu cennet vatanı. Garbına afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, bizim iman dolu göğsümüz gibi serhaddimiz var. Ulusun, korkma, nasıl böyle bir imanı var? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Hakkıdır, hakka taban, milletimindir istiklal. Sönmeden, üstünde tüten en son ocak. Okulumuz öğrencilerinden Fatih Kurnaz'ı Necip Fazıl'ın Kısakürek, Necip Fazıl Kısakürek'in Utansın adlı şiirini okumak üzere sahneye davet ediyorum. Bırak bu tahsin. Ey bin bir tanesi olmayan.
terk renk. Gazi Mustafa Kemal korkusuzca tez altında durarak emirler veriyor ve askerlerini cesaretlendiriyordu. Bir ara şarapnel parçası tam göğsüne isabet etti. Yaverlerinden biri dehşet içinde "Vuruldunuz efendim!" diye bağırdı. Mustafa Kemal başkaları duymasın diye eliyle yaverin ağzını kapatarak "Yok öyle şey!" diye bağırdı. Şarapnel parçası göğüs cebine çarparak cebin içinde saati parçalamış ve göğsünde büyükçe bir kan çukuru bırakmıştı. Mustafa Kemal ileri bir zamanda bu saati göstererek "İşte bir saat ki hayata değer" demişti. Şimdi de sizleri Çanakkale ruhunu anlatan gerçek savaş görüntülerinin yer aldığı slide gösterisiyle baş başa bırakıyorum. Bir yanda yağmaya gelenler, bir yanda vatanlarını savunanlar. Şubat 1915 günü saat 10'da İngiliz çelik kalelerinin bir kısmı karşı çaprazdan Boğaz'ın giriş kısmındaki Seddülvahil ve Ertuğrul tabyalarını, bir kısmı da yine aksi istikametten Kumkale ve Orhaniye tabyalarını bombardımana başladılar. En mükemmel bir dreadnoughtla en az 15-20 yaşındaki iki toptan oluşan bir tabyanın düellosu ne kadar hayret vericidir. İngiliz uçakları da bomba ve çivi atarak ellerinden geleni yapıyorlar. Bir süre ateşe devam eden filo isabet almaya başlayınca geri çekildi. Bu tarihten sonra aralıksız olarak İngiliz, Fransız filoları mesailerine her gün tam vaktinde geliyor ve sürekli alev kusuyorlardı. 25 Şubat 1915 günü Boğaz'ın girişindeki tabyalarımızı tekrar zorladılar. Yine isabet alınca geri çekilmeyi yeğleyen müttefik filo karşısında artık bu tabyalar kullanılmaz hale gelmişler ve görevlerini Boğaz'ın içindeki kardeşlerine bırakmışlardı. Uçaklardan atılan bomba ve çiviler askerlerimize zarar veriyordu. Diğer taraftan hava savunmamızın isabetli atışları İngilizlerin bağlı uçaklarının düşmesine sebep oluyordu. 7-8 Mart gecesi küçük mayın dökme gemisi Nusret, mayın uzmanı Binbaşı Nazmi Bey komutasında ve Yüzbaşı Tophaneli Hakkı Bey kaptanlığında 26 adet mayını Çanakkale Boğazı'nın serin sularına kıyıya paralel olarak bıraktı. İngiliz uçakları ve mayın arama birlikleri bunları 18 Mart gününe kadar fark etmeyecekler. Saat 10.30'da önce ilk sıra Boğaz'a girdi. En önde İngiliz donanmasının gururu Queen Elizabeth, hemen ardından efsanevi Homeros destanındaki açgözlü Yunan kralının adını taşıyan Agamemnon, Lord Nelson, Inflexible, Prince George ve Time. Türk tarafı aşka gelmiş, seri halde ateş ediyor, gemilerin arasında su sütunları yükseliyordu. Ancak cephane az olduğundan her an bitme endişesi vardı. Az sonra büyük bir patlamanın ardından bu ve yan yatarak patlamaya başladı. Gemiden denize dökülen Fransız askerlerine zarar gelmemesi için Türk tarafı ateş kesmişti. Queen Elizabeth'den biraz daha küçük ama güçlü bir savaş gemisi olan Ocean Blazer'de kendine Rumeli Mecidiyesi tabyasını hedef seçmişti. Ardı ardına seri halde ateş ediyor, tabyanın olduğu tepeyi hallaç pamuğu gibi atıyordu. Rumeli Mecidiyesi de ona olanca gücüyle karşılık vermeye çalışıyordu. Ancak iki toptan oluşan Rumeli Mecidiyesi karşısında 24 topa sahip Ocean açık farkla önde gidiyor. Nihayet Ocean aradığını bulmuştu. Rumeli Mecidiyesi'nin kalbinden vurdu. Toplardan bir tanesi direkt olarak isabet almıştı. Rumeli Mecidiyesi'nde büyük bir patlama oldu. Onlarca asker bir anda şehit oldu. Geriye 3 kişi canlı kalmıştı. Batarya komutanı Yüzbaşı Hilmi Bey, topçu eri lideri Ali ve topçu eri Kavramlı Koca Selim. Üzerine yığılan toprakların altından kalktılar, dehşet içindeydiler. Az önce vatan müdafasında omuz omuza oldukları silah arkadaşları şimdi paramparça şehit düşmüşlerdi. Batarya komutanı Yüzbaşı Hilmi Bey, yardım bulma ve vinci kırılan ancak hala ateş edebilecek durumda olan ikinci topu tekrar savaşı duruma getirmek için en yakındaki birliğe doğru harekete geçti. Bu arada tabyadan yükselen ateş ve dumanı gören Ocean'ın komutanı bu tabyanın işinin bittiğine hükmederek başka bir hedefe yönelmişti. Havran'da odun kömürü işiyle uğraşan ve çocukluğundan beri odun kütükleriyle oynamaya alışık Koca Seyit,
çaresizlik içinde bir an gayret ve kuvvete gelerek ilk gözüne kestirdiği top mermisini lideri Ali'nin dehşet içindeki bakışları içinde kucakladı. Ancak top mermisi Gresyan'a bulanmış olduğundan tutamadı. Bu durumda gayreti bir kat daha artan Koca Seyit, ellerini ve kendini toprağa buladıktan sonra mermiyi lideri Ali'nin de yardımıyla sırtlanmayı başardı. Lideri Ali'nin anlatımıyla adeta kemikleri çatırıyor. Eski ölçüyle 215 kıyye yani 215 kiloluk mermiyi sırtlayan Koca Seyit topun merdivenlerinden yavaş yavaş çıkıyor. Mermiyi topa sürdü. Herhangi başka bir ayar yaptı mı bilinmez. Ancak komutanlarından gördüğü gibi topu ateşledi. Böyle bir azim, böyle bir inanç elbette karşılıksız kalmazdı. Kendisine tam inanıp işini doğru dürüst yapanları, işin neticesi konusunda mahcup etmeyen Koca Seyit'i de mahcup etmedi. Orçun Kulazörlüğü, kaptan köşkü ve köprüsü infilak etti. Hem de az önce Kuvayi Mecliyesi'ndeki en daha büyük bir patlama yaptı. İsabetle kontrolü kaybeden Torjin, bilahare düzet mayın gemisinin döndüğü mayınlarından nasibini alarak 500'den fazla mürettebatı ile birlikte Çanakkale Boğazı sularına gömüldü. Orçun'daki denizcilerden tek azı kurtarılabildi. Akşam çökerken zafer Türk milletinindi. Türk uyandı,
kaldılar. Tut uyudu, ata cenge buyurdu. Tükür asker olduğunu dünyalara buyurdu. Tükür asker olduğunu dünyalara buyurdu. Ülkemiz Türk ülkesi, aşık eder herkesi. Ülkemiz Türk ülkesi, aşık eder herkesi. Üstümüzde esinmesin al bayrağın gölgesi. Üstümüzde esinmesin al bayrağın gölgesi. Thank you.
kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Işık ışık, dalga dalga bayrağım. Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. İstersen ardından binler yürüsün. Hürriyet tarihtir. Dünler yürüsün. Osmanlılar, Fatihler, Hanlar yürüsün. Marşımız hasreti anlatır bize. Okulumuz öğrencilerinden Kübra Kırkı, Şehit Ömer Halis Demir anısına 30 kuş adlı şiiri okumak üzere sahneye davet ediyoruz. Evladım, bugün vatanın bize ihtiyacı var. Çünkü devletimizin içindeki ihanet şebekeleri bir kalkışmada bulundular. Ve şu anda senin bulunduğun makama doğru ilerlemekteler. O makam senin namussundur. Ben gelene dek namussunu koru. Gerekirse o vatan hainini vur. Bu vazifeyi yerine getirirken korkuya, hüzne ve yese kapılma. Çünkü Allah bizimle beraberdir.
Allah seni, milletimizi ve devletimizi ebediyen muzaffer kılsın. Bu vazifenin sonunda şehadet olduğunu unutma. Benim sana hakkım helaldir. Sen de bana hakkını helal et. Emredersiniz komutanım, hakkım helaldir. Babamın en hüzünlü yanıyım. Ben babamın aslan kahramanıyım. Öyle değil mi baba? Gözlerin kıpkırmızı. Çok mu ağladın? Baba, o geceyi bir de benden dinle. Ama her zamanki gibi dinle. Tebessümle. Sesleri duydum. Mevsim yazdı. Kanat seslerinin ardından muhteşem bir koku yayıldı etrafa. Sanki biraz gül, biraz leylaktı. Sonra 30 kuş gördüm. Hepsi beyazdı. 30 kuş gökyüzüne şehadet diye yazdı. Bir ses duydum. Sala sesiydi. Hayırdır dedim. Hayırdır dediler. Çukurkuyu'daki gökyüzü gibiydi uçtukları yer. Ve beni tutup gökyüzüne yükselttiler. Kanatlarımda kan vardı. Hayırdır dedim. Hadi sen de uç. Bizden hızlı uçabilirsin dediler. 30 kuş beni boşluğa bıraktı baba. Birden uyandım. Hayır olur dedim. Meğer gecesi vatanım için kabus olacak bir güne uyanmışım. Gökyüzünün yıldızlarını çalıp omuzlarına takan hain yüzler gördüm o gece. Ruhları yoktu. Korkar mı senin oğlun? Korkmaz. Korkmadım. Zekai Paşa'mı aradım. O makam senin namusundur Ömer. Ben gelene kadar baba. Rüya değil bu kez. Uyanıktım. Muhteşem bir koku yayıldı odaya. Bir şey oldu o an. Sanki ellerim, omuzlarım çeliktendi. Sanki tek başıma tüm dünyayla savaşabilirdim. Vatan hainine döndüm. Arkasında karanlık yüzlü adamları vardı. Giremezsiniz dedim. Bir arsanın karşısında duran çakallar gibiydiler. Ve saldırdılar. Silahımı çekip baş haini alnından vurdum. Yine kuşları gördüm baba. Bana doğru uçuyordu. 30 kuş, kanat sesleri, vücuduma dokunan ve kanatlarımda kan, sala sesi, gökleri yırtan muhteşem bir koku. Gül mü, leylak mı? İçime yayılan ve çukur kuyunun gökyüzü masmavi, bulutsuz,
ne sessiz, ne sessizlik. İçimde huzur, gökyüzündeyim. Ama artık kuşlar beni tutmuyor baba. Uçuyorum ve onlardan hızlıyım. Meğer ben şehit olmuşum baba. Bil ki yalnız değilim burada. Yine ordudayım, şehitler ordusunda. Baba, ne oldu biliyor musun? Peygamber alınlarımızdan öptü. Şehitlere dedi ki, kardeşlerinizi tebrik edin. Bunlar benim garip şehitlerimdir. Çünkü sizler düşmanla savaşırken şehit oldunuz. Onlar kardeş bildikleri hainlerle savaştı. Sizlerin silahları vardı ama bunlar silahsızdı. Sizler tanklarla savaştınız, bunlarsa kendi tankların altında ezildi. Sizler uçaklarla düşmanı bombalarken şehit oldunuz. Onlar kendi uçaklarından atılan bombaları gösterip siper etti. Bunlar benim gariplerimdir. Tebrik edin kardeşlerinizi. İnsanlar büyür beşikte, mezarda yatmak için ve kahramanlar can verir, yurdu yaşatmak için. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecda inerek öpse opak alnı değer. Vatan için ölmek de var, fakat orucu yaşamaktır. Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın. Vatan sevgisi ruhları kirden kurtaran en kuvvetli rüzgardır. Şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu'nun da dediği gibi bu millete bir kimlik aranıyorsa istiklal marşı tekrar ve defalarca okunmalıdır. Milattan önce 2009'da Mete Han'dan Ötüken'e, milattan sonra 1915 ve 1919'da Çanakkale ve Samsun'dan Mustafa Kemal'e selam olsun. Çanakkale Zaferi, Türk askerine ruh kudretini gösteren şayan-ı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki Çanakkale muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur. Bu vatan kimin? Bu vatan toprağın kara bağrında. Sahipsiz olan vatanın batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Çanakkale İzmir! Geçmişle gelecek,
birbirinden ayrı kavramlar değildir. Bilakis iç içedir. Tarih ise burada geçmişle geleceği birbirine bağlayan bir köprü vazifesi görür. Bu sebeple biraz önce izlediklerinizle, şimdi izleyeceklerinizle bu bağlamda bir değerlendirme yapacağınızı ve aralarındaki ilişkiyi daha iyi kavrayacağınızı ümit ediyor ve sizleri okulumuzun öğrencilerine hazırladığı tiyatro gösterisiyle baş başa bırakıyorum. Temmuz. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na girmiş. Osmanlı Devleti'nin şirin ilerinden Efeler Diyarı Aydın'da mutlu bir gün yaşanmaktadır. Uzun zamandan beri birbirini seven iki genç Ayşe ile Mehmet evlenmektedir.
Ahmet abi nasılsın? Valla iyiyiz Murtar, sen nasılsın? İyiyiz, şükür olsun. Ne yapıyorsun? Ne olsun, aynı uğraşıyoruz. Selamünaleyküm. Ooo, aleyküm selam komutan. Hoş geldiniz. Hayırdır? Hoş bulduk. Hayırdır, hayır. Nasılsın? İyiyiz, siz nasılsınız? Sağ ol, biz de iyiyiz. Bilirsin, seferberlik ilan edildi. Biliyorum, ya Allah yar ve yardımcımız olsun. Amin. Köyde Elisit ablanlıklar geç varsa askerlenecek. Sedat'a söyle, köye duyuru yapsın. Sen de bu listede yer alan kişilerin ailelerine haber verirsin. Tamam, tamam komutanım, Allah'a emanet. Allah'a emanetsiniz. Bilsek de bu Rumi takvime göre 1315 doğumlu olan ve Çanakkale cephesine gidip geri dönemeyen 15'lilerin hazin hikayesini anlatıyor. Gelibolu'da savaş giderek şiddetleniyordu. İngilizler kesin sonuç almak için tüm güçleriyle yükleniyorlardı. Cephede savaşan askerlerimiz önceleri birer birer, sonraları beşer beşer, onar onar şehit düşüyor.
herkes ezel için, bayrak için, vatan için, Kur'an için can verilmeye hazır mısınız? Hazırım. Haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Allah nefsi zafer eylesin. Sol. İçinde bir uzun selvi.
Adana kale içinde bir dolu testi. Çanakkale içinde bir dolu testi. Analar babalar umudu kesti. Gençliğim eyvah. Analar babalar umudu kesti. Gençliğim eyvah. Analar baba. Mağrurdur. Ve...
yaramıyorum. Bugün içimde bir his var. Her şey için yaramıyor. Hayırdır ana, neyin var? Bilmiyorum, bana bir su getireceğim. Evet, daha gelir. Selam, hayırdır komutan? Gönlü de yorulmuştur. Bu neferatı tekrar aşka getirmek için
çeşitli tedbirlerin alınması gerekiyor. Bu konuda Maarif Teşkilatı'nın gerekli çalışmayı yapıp acil aktarılacak gitmesi zor durumda olan milletimizin öncelikli ihtiyacıdır görüyorlar. Çekilebilirsin. Arkadaşlar, cümlemizin malumudur ki gençliğimizden beri su yüzü görmedik. Evlatlarımız top sesleriyle doldu, şarapnel parçalarıyla oynadı, mermi üzerinden okumayı söyledi. Süngüyle arkadaş oldu, toprak ile evlendi. Pek doğru söylersiniz Sayın Bakanım. İnsanımız bu savaş reisinden bir kutsanmıştı. Herhalde bir çare bulmalıyız. Sayın Bakanım, bu altına ayak kaldığımız için tedbirler bulmalıyız. Arkadaşlar neler yapabiliriz? Öyle bir şey yapalım ki insanımızın hissiyatını göklere çıkarsın. Yanmaktan yorulmuş, canlı yüreklere bir can olsun. Bu öyle bir şey olmalı ki ecdadı Asya çölerinden Anadolu'ya gidilen Osmanlı'ya bir an etkinken bir nefes olmalı. Çok güzel dediniz ancak bu bir şiir, bir destan ile olur. Hem böyle bir destan olmalı ki güvencimli asker yerinden sulayıp düşmanın göğsünde patlamak. O zaman bunun için bir yarışma tertip edelim. Nasıl bir yarışma olmalı? Tüm ülkeye ilan edin. Milletinizi temsil edecek tarihi, dini, ilmi geçmişinizi yansıtacak, yorgun milletimize ufuk açacak bir şiir olmalı. Bu şiirden öte bir destan olmalı. İlahiyetlere bir yazı gönderelim. Gazetelerde ilan verelim. Hatta bir ödül bile koyabiliriz. Milli bir dava açıp ödülmenle kayıp olmaz mı? Olmaz efendim. Böyle bir maksat için ne kadar büyük ödül olsa azdır. Değeri ölçüye gelmez. Ben 500 lira öneriyorum. Aman efendim, 500 lira ne demek? Bir memurun maaşı 7,5 lira. 10 lira gelir olan zengin sayılır. Bu büyük israftır, büyük veballik. Efendiler, kararım katidir. Bu maaş için değil 500, 5000 lira versek bile kafi değildir. Lakin bütçemizin durumu malum. İtiraz istemiyorum. Toplantı bitmiştir. Senden başkası buna kâmil değildir. Pek muhterem kardeşim. Ben de bilirim bunu ama işin ucundaki şöyle yok budur şöyle. Ben arkamdan ödül için yarışı delirtmem. Hele millet için yapılacak bir işten ödül. Menfaat beklemekle ne olur? Hiç vatanını seven birine yarışır mı böyle bir şey? Son sözün bu mu? Evet budur. Thank you.
Hakanı Hamdullah Sulhi, Mehmet Akif'in arkadaşı Ferit Bey ve dönemin Balıkesir Milletvekili Hasan Basri içeridedir. Yarışmayı konuşmaktadırlar. Şair yok mudur? Hazır Hazretleri, hala bir şiir gelmedi mi? Onlarca mektup aldınız abi. Aldık almasını da şiir çok, şair yok. Şöyle eline kalemi alınca geçmişi geleceği görecek, gördüğünü yazacak, yazdığını yaşatacak bir şair. Bir edip yok mudur? Efendim, vardır aslında. Var mı dedin, nerede? Hemen bulalım. Bizim Mehmet Akif yok mu? Hani milli mücadele için Anadolu'yu karış karış dolaşan, halkı cepheye davet eden, sözleriyle insanları cezbeden Mehmet Akif. Burdur milletvekili Mehmet Akif. Akif vardır. Var olmayla Akif. O yazmaz. Yazmam diyor. Niye ki? O bu milletten değil midir? Ne demek efendim? O senden, benden daha Türk, daha Türkçüdür. Hem de sağlam, imanlı bir Müslümandır. O halde neden yazmaz? Ben konuştum kendisiyle. Akif, eline kalem alan herkesin yazdıklarına karşı bir yarışa girip kendinin üstünlük davasının kültürünü savunmasını istemez. Bu bir... İkincisi de neymiş? Ben ödül için yazmam diyor. Sizin için halletmeniz lazım. Ben böyle büyük bir insan görmedim. Muhakkak ona yazdırmak lazım. Aslında bu çok zor bir iş değildi. Ben ona bir mektup yazayım. Ödülüm de onun hayrına Yetim Çocuklar Vakfı'na verileceğini bildireyim. Böylece sorunu çözeriz. Siz mektubu yazın. Ben size söz veriyorum. O benim sözümü kırmaz. Aralarında şu diyalog geçer. Rica ve bu vesileyle en derin hürmet ve muhabbeti arz ve tekrar eylerim.
Muharrif Nazırı Hamdullah Subhi. Söz ver. Vallahi söz ver. Peki o zaman. Allah'ın izniyle yazarız. Kahraman ordumuza ithafen İstiklal Marşı'nı yazar. Yazılan marş 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marşımız olarak kabul edilir. Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Subhi tarafından mecliste 3 defa okunur ve ayakta alkışlanır.
vatanın uğruna olmaz ki feda. Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetin dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Öncelikle bize bugünün anlamını sunan Resul Gökhan Koruç hocamıza kuvvetli alkış istiyorum. Şimdi ise sunucularımızı, rejimizi, fotoğrafçılarımızı, Kur'an-ı Kerim ve ezan okuyan, şeker kolonya tutan, süslemelerde yardımcı olan arkadaşlarımızı sahneye davet ediyorum. Yağmur Kayaş, Ramazan Kurnaz, Esra Yeşiltepe, Sena Saduhan, Aylin'le Tatar, Necmettin Faruk Zengin, Sefa Hart, Emre Özaslan, Merve Aktar, Elif Çi, Hümeyra Barut, Şeyma Yalçınkaya, Melike Yeni, Aylin'le Tatar, Eda Akarslan, Meryem Yıldırım.
ayrıyeten aramızda olmasa da programa vermiş olduğu emeklerden dolayı Gülşah Balcı'ya teşekkür ediyoruz. Nedime, gelinin arkadaşları Merve Atalay, Zehra Özer, Bircan Tekin, Fatma Özoğul, Melike Kolay, Muhtar Mehmet Bilgin, davulcu Enes. Heykellerimizi sahneye alıyoruz. Muhammed Ali Güleç, Alparslan Atmaca, Onur Yılmaz, Osman Genç, Emre Altın, Ömer Faruk ve de Emre Beken. Koro ekibini Ömer Faruk Sinca, Furkan Tartal, Mustafa Altıntaş, Sezgin Şahin, Sabiha Kondur, Songül Gezici, Sude Bilgin, Sema Altun, Fatma Karmış. Bu bölümde ise Katip, Rıza Nur, Müsteşarlar, Mehmet Akif, Mehmet Akif'in eşi, Hasan Basri, Hamdullah Supi, Ferit Bey sahneye alıyoruz. Katip Ubeyde Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı Rıza Nur, Emirhan Mert, Müsteşar Burak Işık, Müsteşar Furkan Aydoğdu, Müsteşar Emre Yağcı, Müsteşar Sadı Tan, Mehmet Akif Emir Miraç Altu, Mehmet Akif'in eşi Merve Atalay, Hasan Basri Fatih Taşkın, Hamdullah Supi Mahmut. Mahmut Seçkin, Ferit Bey, Yunus Emre Aygün. İstiklal Marşı'nı okuyan ekibi sahneye alıyor. Yavaş.